Oha lan. Oha. Kız arkadaşım çocuğumun olduğunu bilmiyor. Bu nasıl bir itiraf lan? Düşünsene bir kızla... Ben kızım, tamam mı? Ben kızım. Bir çocukla konuşuyorum. Seviyorum. Çocuğu var. Sevdiğim adamın çocuğu var. Oğlum manyak mısınız lan siz? Kafayı mı yediniz? Hepinize merhaba. Bugün muazzam bir video ile geldik ve inanılmaz bir gıybet dönecek. Evet, sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Videonun başından da zaten tahmin etmişsinizdir. Bugün ne yaptık biliyor musunuz? Birkaç gün önce Instagram Story'de dedim ki bana en büyük sırrınızı söyleyin. İsim vermeyeceğim. İsterseniz isim verebilirim. Hiç sıkıntı yok. Instagram'dan büyük bir ihtimal takip etmediğin için bilmiyorsun. Şuradan Instagram'ı takip edebilirsin. Takip ettiysen artık her şeyden haberdarsın demek ki. Kamera karşısında konuşmak gerçekten zor biliyor musun? Neyse, tamam, odaklanıyoruz. Evet, daha fazla hiç uzatmıyorum ve hemen videoya geçiyoruz. Ama videoya geçmeden önce senden ufak bir şey isteyeceğim. Bak, bu istediğim şey sadece 5 saniyeni alacak. Aşağıdan videoyu beğen, ufak bir yorum at. Selamünaleyküm, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan tarzı bir yorum at. Bir de en önemlisi kanala abone ol. Ama abone olduktan sonra yanındaki çanı açmayı unutma, yoksa hiçbir işe yaramıyor. Çünkü attığım videoları göremiyorsunuz. Tamam, yaptım, farz ediyorum. Teşekkürler. Çok mutlu etti beni. Hadi videoya geçelim. Biz 3 kardeşiz. En büyük abim oyuncaklarıyla oynatmazdı beni. Ben de babama dövdürürdüm onu. Harikasın, mükemmel. Küçükken bunu ben ne yaptım? Nasıl yaptım? Abim beni bilgisayarla oynatmazdı. Ben de duvara falan vurdum böyle. Duvarlara vurdum. Abi vurma. Abi vurma. Tabii abim masum. Bir şey de diyemiyor ki, ne yapsın? Babam girdi içeri. Ne dövüyorsun lan kardeşim? Çık, bir koydu. Ondan sonra zaten günlerce abimden kaçtım. Seni seviyorum abi. Affet beni. Çocukken kuzenimizi ekle döverdim. O da alışmıştı gerçi. Ne yapayım? Özür dilerim. Oğlum bir insan kuzeni boş ver. Birini niye zevk alarak dövsün ya? Bak, bunun altında büyük bir ihtimal çocukluktan gelen bir psikolojik bir travma falan var. Çünkü bir insan kimseyi zevk için dövmez abi. Manyak mısın sen? Net kafayı yemiş ya. Bak, bu çok sağlam galiba. Bir ay önce kocamın beni bir erkekle aldattığını öğrendim. İnsanların tercihini sorgulamayın. İnsanların tercihini sorgulamayın. Ben buna bir şey demiyorum. Bak. Bir yaz itirafı daha gelmiş. Ben her denize girdiğimde Ben her denize girdiğimde yakınımda kimse yoksa denizin dibine salıyorum. Bunu yapmayan da ben denize giriyorum demesin zaten. Yapmıyorum diyen de büyük bir ihtimal yalan söylüyordur. Sen. Evet, sana diyorum. Şimdi linç yiyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Birisi şey yazmış. İsmim gözükmesin. Tamam, gözükmesin. Bir de şöyle tersten bir şey işareti atmış. Kız arkadaşım... Oha lan. Oha. Kız arkadaşım çocuğumun olduğunu bilmiyor. Bu nasıl bir itiraf lan? Düşünsene bir kızla... Ben kızım, tamam mı? Ben kızım. Bir çocukla konuşuyorum. Seviyorum. Çocuğu var. Sevdiğim adamın çocuğu var. Oğlum manyak mısınız lan siz? Kafayı mı yediniz? Ben babamın tarafından... Bak, bu gayet şey, hani masum bir. Bunu zaten herkes yaşıyordur. Yani ülkenin çoğu bu sıkıntıyı yaşıyor olabilir. Okuyorum. Ben babamın tarafından nefret ediyorum. Annemin tarafı candır. Hepsinden nefret ediyorum. Abi niye kimse baba tarafını sevmiyor? Niye hep anne tarafı daha çok seviliyor? Ben bunu yani anlamış değilim. Ben iki tarafı da sevmiyorum. Şaka şaka. Akrab hepinizi seviyorum. Saçmalamayın ya. Boşu boşuna linç yemeyeyim şimdi. Ben insan olan herkesi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kötü insanlar. Burada yürü gidin lan. Benim ağzımı bozduracaksınız şimdi burada. Evet, bir kadın daha. Pardon, bir adam daha. Bir kocası kadının. Kocamdan habersiz hesabından 500 liralık kuaför parası ödedim. Kartı patladı sandı, yazık. Neden yaptım bunu? O 500 lirayı kazanmak için adam belki de bir hafta çalışıyor. O 500 lirayı evine getirmek için bir hafta çalışıyor ve sen sadece kuaför parası mı yap? Allah bilir, sadece gitmişsin de tırnaklarını yaptırmışsındır. Allah seni kahretmesin. Beni takipten çık ne olur. Yarın bir gün sen hesabımı da çalmaya çalışırsın. Allah seni. Denemeler oluyor. Hesabımı çalmaya çalışıyorsunuz ama...
Son 4 itiraf geliyor. Niye bu kadar az diye soracak olursanız arkadaşlar, diğerler gerçekten çok saçmaydı. Saçma dediğim küçük itiraflardı, anladın mı? İşte babamın cebimden işte 5 lira çaldım. Bunları biliyoruz. Biz böyle ağır itiraflar istiyoruz, anladınız mı? Mesela bunun gibi. Babamın annemi aldattığını öğrendim. Çok üzülmedim çünkü annem de babamı aldatıyor. Abi şaka mısın sen ya? Yani inşallah fake bir itiraftır bu, çünkü böyle bir şey yok. Yani abi, babamın annemi aldattığını üzülmedim çünkü annem de babamı aldatıyor. Ben hani diyecek hakikaten bir şey bulamadım. Düşündüm ne söyleyeyim, ne diyeyim de güleriz diye, ama bunun pek şey bir tarafını bulamadım. Neyse. Bence söylesin mi? Bence söylesin. İkisine de söylesin. Alsın karşılığına. Sen seni aldatıyorsun. Allah belanızı versin desin. Çocuk alsın çantasını çıksın ya. Lanet, öyle insanlarla fayda mı gelir ha? Küçük kardeşim paramı çaldığını gördüm. Şimdi dayak yeme zamanı, şerefsize bak. Büyük bir ihtimal parasını çaldıktan sonra bu denk geliyor, itiraf olayı. Ondan sonra kardeşi dayak yedi büyük bir ihtimal. Yapmayın ya. Olabilir çocuk. Ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum. Bazı ebeveynler, ben de bir ebeveynim. Benim de 7 aylık bir erkek oğlum var, evladım var. Küçücük bir çocuğa, 5-6 yaşındaki bir çocuğa 30 yaşındaki bir insan muamelesi yapamazsın, anladın mı? Çocuk kırıyor. Niye kırdın? Nasıl? Niye kırdın? Çocuğa böyle yaklaşamazsın. Bu çocuk bunun daha ne olduğunu bilmiyor. Bak, çocuk bunun ne olduğunu bilmiyor. Bu çocuk bunu alıp yırtarsa sen ona kızamazsın. Çünkü bu neyi işe yaradığını bilmiyor. Tamam, çok konuştum. Çocuklarınızı sevin. Yoksa ileride yaşlanacaksınız oğlum. Hepiniz yaşlanacaksınız lan. Hepimiz yaşlanacağız, tamam mı? Bakmazlar. Vallahi bakmazlar. Çok örneğini görüyorum dışarıda. Ya. Tuvalette osurduğumun sesi çıkmasın diye su sesi açıp tuvaletimi yaptığım gerçeği. Arkadaşlar bunu belki bilmiyorum. Çoğumuz yapıyoruzdur. Hani böyle çok şey yaptığımız zaman tabii sesi bastırmak için bir şeyler açıyoruz. Musluk açıyoruz, çeşme açıyoruz, ama bunu kötü niyetli kullanan erkekler de var. Erkeklerin anlayacağı bir şey söyledim. Sen var ya. Bunu izleyen sen erkeksen. Anladın sen. İlk sigaramı 8 yaşında içmiştim. Babamın balkondan attığı izmariti içerek. İyi b**k yedin, tamam mı? İç sigara, iç bonzla, iç alkol tüket. Ya niye içiyorsun abi? Ha? Niye içiyorsun? Ha? Niye içiyorsun? Ha? Hadi araba al, ev al. İçme. Neyse, ben insanların kendi kişisel tercihlerine saygı duyuyorum. Bu ne olursa olsun. İster sigara iç, ister alkol iç. Ama bana sorarsan içme. Bana da sormadın. Ne sen ya. Bu videoda böyle oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya yorum atmayı unutmayın. Yorum atın. Ya selamünaleyküm abi, nasılsın, iyi misin de. Oğlum çok iyi video olmuş falan de. Aşağı yorumlara bekliyorum. En önemlisi kanala abone olmayı unutma. Ama abone olduktan sonra şu şey zilini bir aç. Bir üstüne tıkla, o çanı bir aç. Çünkü o çanı açmazsan yani abone olmanın bir anlamı yok. O yüzden çanı aç. Abone ol, beğen, yorum at. Cansın, sizi seviyorum. Böyle itiraf videoları istiyorsanız daha alırız yani. Tırtıklarız biraz daha itiraflar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorum. Hoşça kalın. Aras, seni de çok seviyorum. Belki büyüyünce bu videoya denk gelirsin. Ha, buraya kadar izlediyseniz beni çok teşekkür ederim. Burada oğluma birkaç kelime söylemek istiyorum. Eşimi zaten söylemeye gerek yok. Onu çok seviyorum. Sen var ya bir tanesin. Aras'a da birkaç kelime söylemek istiyorum. Aras, sen adamsın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Görüşürüz.
go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work.